Merhaba, ben Şef Murat Bozok. Bugün yudumla hafif lezzetlerde fava pişireceğiz. Bir Türk geleneği, Türk geleneksel Ege mezesi pişireceğiz. Baklalarımızı bir gün öncesinden ıslatıyoruz. Mümkünse birkaç su ıslatalım, akşam suyunu değiştirelim. Ama son suyunu mutlaka koruyalım. Böyle hafif bir nişastası çıkıyor. O nişastası, o kıvam için bizim için çok önemli. Soğanımız var. Soğanlarımızı alalım. Yarım soğan yeterli olacaktır. Soğanlarımızı soyarken de hep püsküllü kısmını kendimize bırakalım. Öteki kısımdan koyalım. Onun sebebi de soğanı bağlayan esasında o püsküllü kısmı. Çünkü öteki taraftan kesersek soğan elimizin içinden gidiyor. Soğanımızı alalım. Kabuklarımızı soyalım. Büyük büyük kesebiliriz, büyük parçalar halinde kesebiliriz. Çünkü favayı yaklaşık 1-2 saat kadar kaynatacak. Çok küçük kesersek böyle içinde dağılacak, onu istemiyoruz. Güzel parçalar halinde keselim. Bu güzel Ege yemeğini yaparken Ege'den gelen bu güzelim natürel sızma yudumun zeytinyağını kullanacağız. Natürel sızma olması bence önemli. Daha yoğun bir tadı var. O zeytinyağını daha yoğun bir şekilde alabiliyorsunuz. Alalım. Birazcık koyalım. Şöyle bir tavamızın hepsine yaydıralım. İçine... Şöyle bir güzel karıştıralım. Az bir tuz koyalım. Ne koyarsak koyalım, aromaların önceden çıkması için mutlaka bir miktar tuz ilave edelim. Renk vermek istemiyoruz. Biraz kavurmak yeterli. En son suyuyla beraber baklalarımızı da içine atıyoruz. Bir bakalım. Gayet yumuşak. Püre kıvamına, püre yapma kıvamına gelmiş. Bunu bir güzel süzelim şimdi. Gayet güzel ezildi. Bu ezme işlemin dediğim gibi eğer hafif parçalar kalsın istiyorsanız bırakabilirsiniz. Daha ileri gidebilirsiniz. Mutfak robotunda da yapabilirsiniz. Bence kıvamı gayet güzel. Şimdi bunun içine neler koyacağız? Sarımsak atalım. Üzerine şey yapıyoruz, kırıyoruz. İnce ince doğrayalım. Limonum var, limon sıkıyorum. Birazcık tuzumu ekliyorum. Karabiberimi çekiyorum. Bir parça da pişirirken kullandığım yudum natürel sızma yağından kullanıyorum. Şimdi hepsini güzelce karıştıralım. Benim tavsiyem favayı bir gün önceden yapmanız. Çünkü içine bir sürü aroma koyduk. Bu aromaların harmanlanması için, daha balanslı bir hale gelmesi için bence bir akşam buzdolabınızda tutarsanız, bekletirseniz çok daha güzel olacak. Şöyle dereotu alalım. Güzel güzel kıyalım. En son bir parça zeytinyağımızdan daha ilave edelim. Bence zeytinyağın en yakıştığı mezelerden bir tanesi. Başında geliyor hatta. Afiyet olsun.